Gün evde yattık. Çoluk çocuk aç kaldı ya. Semt pazarları tam kapanma sürecinde ikinci defa açıldı. Devlet demiyor bunlar haftada bir gün çakıyor. 3 aydır çalışmıyor. Bu sene de vergileri almayalım. Pazar yerinin vergisini almasın. Ne olacak? Başta kapalı olması kararlaştırılan pazarların tepkiler üzerine haftada bir gün çalışmasına izin verilmişti. Ancak pazarcı sadece bir günde maliyetlerini karşılayamadığından dertliydi. Haftanın 6 günü yiyoruz. Bir günde onu çıkarmaya çalışıyoruz. Marketler sağ olsun. Marketler yasak olduğu günler domates 10 lira. Pazarın olduğu gün domates 3 lira. Biz de anlamadık. Halde 6 lira, markette 3 lira. Paramız yok. Aç kaldık, susuz kaldık. Nasıl geçti ne demek yani? Keşke sayısı artırılsa. Tek günden bir şey olmuyor abla ya. 17 gün boyunca yaşadıkları zorluklar nedeniyle tepkiliydi pazarcı esnafı. Yazık günü abla, benim 3 tane çocuğum var. Bunun bir bez olmuş 60 lira. Günde 3 tane bez. Ben haftalık 200 lira sadece beze para veriyorum. Bu nasıl çıkacak? Bununla mı çıkacak? Türkiye'nin hepsi kabus. Altına fitili koysunlar, patlatsınlar, kurtulsunlar artık. Pazarlar haftada bir gün açılınca fiyatlarda da artış yaşandı. Tüketici de bu durumdan mustarip. Geçen hafta patates 5 kilo, 3 kilo patatesi 10 lira aldık. Bu hafta 20 lira. %100. Biz çalışanların maaşlarına niye %100 vermiyor? %1 veriyor. %2 veriyor. Onda da göz var. Onda vergi dilimi bilmem ne tür şeylerler. Hepsini elimizden alıyorlar. Yani böyle aç gözlü bir iktidar ilk defa gördük ülkede ya. Vallahi billahi ya. Biraz fiyatlar farklı. Fiyatlar çok yüksek. Halde yüksek yani, sadece burada değil. Çünkü mal gelmediği için, her yer sadece bir gün açıldığı için sıkıntı. Ama her gün pazar olsa bu daha çok farklı olur. 5 liraya patates olur mu? Bu devirde adam 3 milyar maaşa çalışıyor. 5 liraya patates yiyecek yani, saçma sapan bir olay ya. Pazarımız çok pahalı ya. Marketler öyle yani, pazar kapalı olduğu için marketlerde. Yani bir asgari ücretliyle kıyasladın mı çoğu şeyde gözün kalarak eve gidiyorsun. Çocukların istedikleri çoğu şeyi alamıyorsun. Semt pazarlarının kapalı olması üreticileri de mağdur etti. Niğde'li fide üreticilerin ürünleri ellerinde kaldı. Sayın büyüklerimize ben sesleniyorum buradan. 200-250 lira masrafımız var. Fidelerimiz elimizde kaldı. Yani çoluğum çocuğum yıllardır çalışıyoruz. Biz 7 aydır bunun içinde geziyoruz. Hiçbir tane bir şey sahip olmadık. Bu sene bizim 10 tane bankaya borcumuz var. Bankalardan bu sene kurtulamazsak öbür boyu kurtulamayız.